Dersime başlıyorum. Evet, kaydımız başladığına göre dersimiz de başlamıştır. Ben ekranımı küçülteyim. Şöyle koyayım. Evet, geometrik cisimler ve açılımları çocuklar. Bu konuda geçen yılda bilgi sahibiyiz biz bu konudan. Geometrik cisimleri tanıyoruz. Birinci sınıftan beri tanıyoruz. Şekilleri de tanıyoruz. Şimdi birazcık böyle günlük hayattaki nesnelerden örnek resimler vereceğim. Öyle başlayacağız. Ondan sonra bu cisimlerin yüzleri, köşeleri ve ayrıntıları ile ilgili bilgilerimizi bir hatırlayacağız. Ders kitabımızda da var. Ben bunları size göstereceğim eğer vakit yetiştirebilirsem. Bir yandan ben de kronometremi kuruyorum burada ki şey olmasın, sıkıntı yaşamayayım dersle ilgili. Evet. Şimdi çevremizde mesela hediye kutuları var, değil mi? Hediye kutularını görür görmez aklınıza bazı geometrik cisimlerin ismi mutlaka gelmiştir. Mesela küp gelmiştir, değil mi? Bu şekilde gözüken. Kare prizma, dikdörtgen prizma aklınıza gelmiş olması lazım. Bu şekilde gözüken. Onun dışında mesela dondurma külahını görünce aklınıza hangisi geldi? Tekrarlayın, şöyle hafızamızı bir tazeleyelim, ön bilgilerimizi harekete geçirelim. Evet. Parti şapkası da geldi mi aklınıza? Neydi bunların adı arkadaşlar? Koni. Mesela bu inşaat yol yapımında kullanılan büyük güçlü bir araç var. Önündeki asfaltı düzlemek için kullandığı aletin adı bile aynı. Neydi? Silindir, değil mi? Evet, dünyamız neye benziyordu? Evet, küreye benziyordu. Zaten diğer adı da yer küreydi. Oradan rahatlıkla cismin adı da aklımıza geliyordu. Koni, silindir, küre. Daha var, birkaç örnek daha var. Evet. Yollarda, spor alanlarında gördüğümüz işaret, yer belirleyici, bir huni. Bu da bizim koniye benziyor. Yine aynı şekilde bakın. Çok güzel. Peki bu makara neye benziyor? Evet, bu da silindire benziyor. Ön bilgilerimizi böylelikle hareketlendirelim çocuklar. Peki bu neye benziyor çocuklar? Görüyorsunuz bir hayvan kulübesi, bir firma buna şey yapmış, köpek kulübesi. Üçgen prizma. Evet, doğru. Üçgen prizma aklınıza geldi. Bakın burada da bir üçgen prizma var. Bakın kamp çadırı üçgen prizma şeklinde. İki yüzü ön ve arka yüzleri üçgen. Diğer yüzleri tabandaki ve yandakilerde dikdörtgen. Üç tane yüzü vardı, değil mi? Birazdan bunları beraberce zaten işleyeceğiz. Dikkatlice dersimizi dinleyelim. Çocuklar onu ifade edeyim. Evet, bir top. Yani gördüğünüz Mısır'daki bir piramit adı üstünde. Bu da bir üçgen prizma. Bunun da nasıl söyleyeyim size? Üçgen prizmanın çeşitli şekilleri var, çeşitli halleri var. Onları biraz daha ilerleyen sınıflarda öğrenmenizde fayda var. Şimdiden kafanızı karıştırmak istemem. Evet, yine bir davul var, silindir şeklinde. Güzel. Şimdi küple başlayalım. Şimdi geçen yılki bilgilerinizin üzerine yeni bilgiler tabii ki gelecek. Pardon, gelen arkadaşları alalım. Eski bilgilerinizin de hareketlenmesi lazım. En çok sıkıntı çekeceğiniz yer küp olsun, dikdörtgen prizma, kare prizma, üçgen prizma, bunların köşe sayısı, ayrıt sayısı ve yüz sayısı. Ve bunların yüzlerinin adı, karesel, işte üçgensel, dairesel, dikdörtgensel gibi. Bunları inanın başlangıçta zor gelse bile size çocuklar, nasıl diyeyim size, biraz soru çözersiniz, biraz üzerine düşer, tekrar edersiniz, kolaylıkla öğrenirsiniz. Evet, küpümüzü hatırlayalım. Devam edelim lütfen. Evet, küp. Şimdi bir kere nasıl çizileceğini size gösterebilirim çok rahat bir şekilde. Eğer kareli bir defterimiz varsa bir küp nasıl çizilir çok rahat bir şekilde size burada göstereceğim ben. Eğer yanında defter olan varsa şu an benle beraber çizebilir de ya da kitabınızın bir köşesini aklınızda tutabildiğiniz kadar tutun. Ya da ne yapın? Şimdilik sadece izleyin. İşte ben bunu YouTube kanalına yüklediğimde oradan tekrar bakıp şey yapabilirsiniz. Çizmek için çalışabilirsiniz. Şimdi karemizin, defterimizin herhangi bir yerine bu arada evet, şöyle bir nokta koyalım. Tamam mı? Daha sonra dört kare sağa, kareleri saymak burada önemli. Dört kare aşağıya, dört kare tekrar. Şu şekilde bir karemizi çizdik mi? Bakın, bunu hepiniz herhalde rahatlıkla yapabilirsiniz. Dört kareden oluşan. Şimdi tam ortasına bir tane nokta koyun. Tam ortasına. Tamam mı? Sonra dört kare sağa doğru gidin. Güzel. Yine aynı şekilde dört kare aşağıya, dört kare sola. Gördük mü? Sanki ilk kareyi çizmemiş gibi bu yeni yaptığımız dört noktayı da kare gibi ilkinde olduğu gibi birleştirin. Evet. Güzel. Şimdi de çocuklar ara çizgilerimizi attığımızda küpümüz ortaya çıkar. Şimdi bu çizgili çizgili olan bölge ne var? O arkada kaldığı için. Hangi taraftan bakarsanız
Küpünüz o tarafa bakar çocuklar. Bu arada dersim bölünüyor benim yeni gelen arkadaşlar yüzünden ama lütfen geç kalmayın derse. Bir daha bu saatte almam. Yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Bu saatte bir daha derse almak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli gerçekten dersim bölünüyor benim. Tamam mı? Alt ve üst düzeyinde kaleminizin ucuyla şöyle hafifçe karalarsanız böylelikle küpünüzün şekli çok daha ortaya çıkmış olur. Bir daha göstereyim mi şöyle hızlıca? Evet, 4 tane karemizi, 4'er karelik. Ha, bu kare olacağı için siz 5 kareden de yapabilirsiniz. 6 kare boyunda da yapabilirsiniz. Sıkıntı değil. Şimdilik böyle bu ölçülerde 1 kare yaptık. Tam ortaya koyduk. Yine 4 kare, 4 kare, 4 kare. Gördüğünüz gibi kübümüzü bu şekilde çizebiliriz. Ben bununla ilgili kendim sunu hazırlayacaktım. Mikrofona konuşacağım diye eğilip duruyorum. Ekrandan çıkıyorumdur belki de. Sesim iyi geliyordur ama ya ben böyle durayım. Fakat bu sunumu bulunca bu gayet güzel profesyonelce hazırlanmış bir sunum. O yüzden bunu kullanmaya karar verdim. Evet, kübün nasıl çizildiğini öğrendik kabul ediyorum. Tekrar tekrar izleyerek kendiniz çizmeden bunu öğrenemezsiniz. Onu söyleyeyim. Mutlaka kendiniz de çizmelisiniz. Evet, devam edelim. Bu bizim kübümüz. Tamam. Evet çocuklar, kübümüzün köşesini, ayrıtını ve yüzeylerini biliyorsunuz. Köşeler belli zaten. Ayrıt dediğimiz kenar. Yüzeyleri de toplamda kaç tane yüzey var çocuklar? 6 tane. Yüz de denir buna. Yüzey de denir. Dış tarafları. Şimdi bunlarla ilgili içten baktığımız zaman aynı şekilde. Bakın köşe, ayrıt, yüzey. Bunu niye şeffaf olarak da gösteriyorum? Arka taraftaki yüzleri de, ön taraftaki yüzleri de net bir şekilde gözüksün diye. Peki özellikleri nedir kübün? Hatırlayalım. Bunları zaten ders kitabınızdan defterinize yazmanızı isteyeceğim ben. Şunun çok benzeri ders kitabımızda var. Bunun çok benzeri ders kitabımızda var. Mutlaka yazmalısınız. Yazarak da çalışmalısınız. Faydalı olur. Bazıları gibi fotoğrafını çekin gönderin diye zorunluluk yapmayacağım. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ben burada kendi üzerime düşeni yapıyorum. İsteyen bu derslerimizden faydalanır, isteyen faydalanmaz. Artık ben bazı şeylere kızmaya başladım. O sebepten dolayı kimseyi zorla ders çalıştırmıyoruz. Kimse de ödevlerini yapmak zorunda değil. Tamam mı? Evet, 8 tane köşesi vardı çocuklar. Bunu ezberleyeceğiz. 8 tane. Zaten şu 3 tane özelliği öğrendiğimizde çocuklar, sadece kırmızıyla yazılan bölüm hariç, hem kare prizmayı hem dikdörtgen prizmayı da aradan çıkarmış olacağız. Çünkü kübün, kare prizmanın ve dikdörtgen prizmanın köşe sayısı, ayrıt sayısı ve yüz sayısı aynı. 8, 12 ve 6 şeklinde. Sadece farklı olan yüzlerinin şekilleri. Yani küpte 6 tane eşit kare, karesel bölge var, kare yüzlük var. Ama kare prizmada farklı, dikdörtgen prizmada farklı. Fakat sayı olarak 8, 12 ve 6 şeklinde köşe, ayrıt ve yüz sayıları aynı çocuklar. Şimdi bir de açalım kübümüzü. Kübün açılımıyla ilgili de bilginiz olması lazım. Bakın şu anki ekrana iyi baktığınız zaman ön yüzey turuncumsu değil mi? Soldaki yüzey görüyorsunuz gri, üst ve alt yüzeylerimiz de var. Şimdi ben bunu açacağım çocuklar. Dikkat edin, kutuyu bize doğru kapı açar gibi açacağım. Gördük mü? Bir ön yüzeyini açtım ben şu an. Böylelikle sağ ve sol yüzeylerini de görmüş olduk. Bir daha açtım. Görüyorsunuz. Bir daha açtım. Yukarıya açtım. Şimdi sol yüzeyi de şöyle bir güzel açtığımda evet kübün açılmış hali budur çocuklar. Kübün açılmış hali budur. Bu sizin karşınıza farklı şekillerde çıkabilir. Önemli olan 6 tane karesel bölge olmasıdır. Yani illa böyle sola doğru yatmış, yani işte bir taraftan bir fazla karesi olan artı harfine benziyor. Bu dik de durabilir. Üstteki şu bölgeler, şu bölge burada olabilir. Bir tanesi burada olabilir. Sizi kandırmak için her şeyi yapabilirler sorularda. Siz neye dikkat edeceksiniz çocuklar? Buradaki 6 tane karesel yüzey olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Evet, kapatalım bakalım şimdi bunu. Bir tarafından kapattık, üstten, alttan. Evet, burayı da aynı şekilde kapatmış oldu. Şimdi gelelim kare prizmaya. İşte bir yüzü kare, diğer yüzleri bir yüzü derken alt ve üst bir yüzü yani iki, toplamda iki yüzü kare, diğer 4 tane yüzü dikdörtgen olan şeklimiz. Şimdi bunu da çizmeyi öğretelim. Kareli defterimizde bakın bir tane nokta belirledik. Yine 4 kare sağa kaydık mı? Kaydık. Şimdi biz kare yapacağız ya. Bu sefer dikdörtgeni çizeceğimiz için 8 kare aşağı indik. Tamam mı çocuklar? Şunu anlatabildim mi? Bakın sayarsanız sağa doğru 4 kare gittim ama 8 kare aşağı indim. Gördünüz mü? Noktalarımı koyduktan sonra hemen çizimlerimi yapıyorum. Böylelikle bir dikdörtgen elde ettim. Tamam?
Yani iki kare üst üste gibi eşit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kare yapmış burada. 8 de olur. Hiç önemli değil. Yani dikdörtgenin uzunluğu önemli değil. Şimdi diyelim bu da bir dikdörtgen. Siz bunu buradan çizersiniz. Burada da tutabilirsiniz. Burada da tutabilirsiniz. Daha uzun bir dikdörtgen de yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Bakın bunun yukarıdan iki kare boşluk aldık. Buraya az önce yaptığımızın aynı mantığıyla iki kare boşluk aldık. Ortasına noktayı koyduk. Sağ tarafa dört kare. Aşağıdan da iki kare dışarıdan yaptık. Şunu çiziyoruz işte. Evet, tekrar izlediğinizde rahatlıkla çizimi öğreneceğinizden hiç şüphem yok. Az önceki kübün daha uzun hali. Değil mi? Evet. Burada videoyu durdurup nasıl çizildiğini tekrar geri sarıp bakabilirsiniz. Deminki gibi köşeleri, ayrıtları ve yüzleri belli. Şeffaf haliyle de gösterelim. Ayrıtları, yüzleri belli. Özellikleri gördüğünüz gibi küple aynı. 8 tane köşesi var aynı küpte olduğu gibi. Bunun da 12 tane ayrıtı var, kenarlarından bahsediyorum. Sadece 6 tane yüzü var ya bu arkadaşlar. Bu 6 tane yüzün bakın 2 tanesi karesel bölge çocuklar. 4 tanesi dikdörtgensel bölgedir. Tamam mı? Altta veya üstte. Ha şimdi kare prizmamız diyelim bu şekilde duruyor. Dik duruyor. Kareler burada. Dikdörtgenler burada. Bunu yan da tutabilirler. Resmi size yan da verebilir. Yani kareler yan da uzunlamasına dikdörtgenlerimiz olur. Değil mi? Bunu size yan da verebilirler. Dik de verebilirler. O bir sıkıntı değil sizin için. Yani onu halletmeniz lazım. Ama şu an ekrandaki bilgi yani kaç köşesi var, kaç tane ayrıtı var, kaç tane yüzü var. Bu sizin için çok önemli. Dördüncü madde de çok önemli. Yüzeylerin kaç tanesi kare, kaç tanesi dikdörtgen. Birbirinden ayıran özellikleri çünkü burası. Bunları defterlerimize yazacağız. Bunu da açalım aynı şekilde. Açılımını görelim. Açılım önemli çocuklar. Neden önemli? Bakın burada açılıma. Dört tane dikdörtgen alanı, dikdörtgensel alan, yüzey belli. İki tane de karesel yüzey var. Yani az önceki kübün açılımıyla aynı. Bakın şu yazıları çizgi şeklinde düşünsek kare gibi. Aynı deminkiyle. Fakat burada dört tane dikdörtgensel bölge var. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Kapatalım. Evet. Derse yeni katılanlar var hala. Arkadaşlar bu yeni katılanları mazeretler umarım geçerlidir. Çünkü ekranım kararınca derse dönmek zor oluyor. Evet, dikdörtgen prizmaya bakalım şimdi. Deminkinin aynısı. Ben yine bunun nasıl çizileceğini size göstereyim. Noktamızı koyduk. Dört kare sağa doğru bir nokta daha koyduk. Aşağıya demin kare prizmayı yaptığımızın aynısıyla başladık. Dikdörtgenimizi yaptık mı? Çizdik dikdörtgenimizi. İster 10 kare ister 8 kare. Bu sizin bileceğiniz. Sonuçta bir uzun kenarı bir kısa kenarı olacak. Şimdi bakın bu sefer farklı bir yere koydum. Gördünüz mü? Noktayı farklı bir yere koydum. Tekrar çıktım. Yine 4 kare bir kat. Toplamda 1, 2, 3, 4 kare. Yine bakın. Bu sefer bu şekilde bir dikdörtgen. Birbirine daha yakın bir dikdörtgen yaptım. Çizdiğimde bu sefer bütün yüzeyleri dikdörtgen oldu. Tekrar başa sarıp izleyip inşallah atarım ben dersi. Orada bakarsınız. Devam ediyoruz. Köşelerin ayrıtlarını artık öğrendiniz. O yüzden hızlıca geçiyorum. Açık haliyle de gösterelim. Nasıl ki küpte bütün yüzeyler kare ise dikdörtgen prizmada da bazen buna dikdörtgenler prizması da söylenir. Dikdörtgen prizma hani birkaç ismiyle öğrenmeniz lazım. Aynı küpte ve kare prizmada olduğu gibi dikdörtgen prizmada da 8 köşe var, 12 tane ayrıt var, 6 tane de yüzey var. Bunların da hepsi dikdörtgensel yüzey. Tamam mı çocuklar? Yani küpte hepsi kare, dikdörtgen de adı üstünde hepsi dikdörtgen. Kare prizma dedik mi? İkisi kare, dördü dikdörtgen. Bunu yakalamamız şart sorularda. Karıştırabiliyoruz. Şıklarda bazen yerlerini değiştirerek veriyorlar. Evet, bunun da açılımına bakalım. Bakın açıldığı zaman çocuklar gördüğünüz gibi iki tane büyük dikdörtgensel alan, üç tane, dört tane yani altta da yanlarda da olacak şekilde daha küçük dikdörtgensel alanlar var. Peki öğretmenim bunların hepsi dikdörtgen olsaydı olur muydu? Olurdu ama bu sefer kapanmaz. Yani şöyle düşünün. Şu ince olanları da büyük yaptığınızı düşünün. O zaman kapanmaz. Bunların da kareye dönmesi gerekir. İşte kare prizma oradan geliyor zaten. Hepsi eşit olunca kare prizma oradan ortaya çıkıyor. Tamam mı çocuklar? Kapatalım.
Kapanmış halini. Gelelim üçgen prizma. Üçgen prizmanın bu dik durmuş hali şu an. Görüyorsunuz. Taban üçgen ve tepesi üçgen. Bunu yan yatırdık mı bir çadır gibi olabilir size. Şimdi bunun nasıl çizildiğini bir öğrenelim bakın. Şimdi belli bir noktaya bir nokta koydum. Bakın. Burada yapmanız gereken şey şu. İki kare aşağı inip iki kare sağa gideceksin. Sonra tekrar aynı aşağı inen yerden iki kare sonra gidip bir nokta buraya koyacaksın. Tamam mı çocuklar? Burada üçgenini yaptın. İn aşağıya. Burada üçgenini çiz. İn aşağıya. Aynı hizadan. Bak aynı hizadan geldim. Aynı hizaya bir tane koy. Aynı bak ortasının iki üstünden çiz. Bu üçgenini de çizdim. Tamam artık zaten uzak direkleri birleştirdin mi? Yandakiler yanına, üsttekiler üstle. Üçgen prizman hazır. Tamam mı? Bunun da köşeleri burada. Ayrıtları burada. Yüzeyleri burada. Hepsini biliyorsunuz. Şimdi bunun devamını yapalım. İçten de gösterdik. Kenardan da gösterdik. Şimdi özelliklerine bakalım. Bunun 6 tane köşesi var çocuklar. Kare, dikdörtgen, prizma ve kare prizmada küpte ne vardı çocuklar? Kaç köşe vardı? 8 köşe vardı. Ama bunda 6 tane köşe var. 9 tane ayrıtı var. Diğerlerinde 12 idi. Bunda 9. Rakamsal olarak geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bunları çalışarak ezberlemek zorundasınız. Bol soru çözerseniz ezberlemenize de gerek kalmaz. Onu da söyleyeyim size. Bu 5 tane yüzeyden çocuklar 3 tanesi dikdörtgensel bölgedir. 2 tanesi de üçgensel bölgedir. Birazdan kübün açılımına geldiğimiz zaman bunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Devam edelim. Evet, 2 tane de üçgenseldir. Bakın açalım şimdi. Alttan açtım bir üçgensel alan görüyorsunuz. Üste geldik. Üstü açtık. Yanları da açıyoruz şu an. Gördünüz mü? Bakın. Yani 5 tane yüzey var. Bir kere bunu çok rahat bir şekilde artık kafanıza koymanız lazım. Bunun 3 tanesi kare de olabilir. Hani orta bölüm dikdörtgensel bölgedir. Normal üçgen prizma ama inşaat onun kare olmasını gerektiriyorsa kare şeklinde de olabilir. Onu da ölçüleri tutuyorsa olur yani. Kapatalım. Evet, ön yüzey, arka yüzeyleri kapattık. Güzel. Gelelim silindire. Üçgen prizma ile ilgili anlamadığım bir yer varsa öyle hissediyorsam videoyu kapatıp tekrar izleyebilirsin. Aa, mikrofonu açık olan varmış. Lütfen kapatır mısınız? Ben şimdi çıkıp tekrar herkesi kapatmayayım. Evet, silindire devam edelim. Mikrofonu açık arkadaş kapatmıştır inşallah. Silindiri bir çizelim. Nasıl çizeceğiz silindiri? Öğretmenim silindiri çiziyoruz biz. Tamam, aferin. Ben size bir daire çiziyorsunuz dört kareden. Daireleriniz en azından oval şeklinde olsun. Yatay durduğu için oval gözükür. İşte silindirin çizimi de böyleydi çocuklar. Arka yüzleri de birleştirebilirsiniz ama o zaman dikdörtgen gibi oluyor. O yüzden böyle yapmakta fayda var. Evet, silindirin peki çocuklar köşesi var mı? Bir bakın şeklinde. Hiç köşe var mı? Yok. Alttaki düz yüzey daire değil mi? Üstteki düz yüzey de daire. Peki ortadaki yüzeyi açtık mı? Eğri yüzeyi nasıl çocuklar? O dikdörtgen biliyor musunuz? Tabii silindirin boyuna göre kare de çıkıyor bazen. Evet, özelliklerine bakalım. Köşe ve ayrıtı yoktur. Yani bak şimdi biz küpte köşe ve ayrıt çalıştık. Dikdörtgen prizmada köşe ayrıt çalıştık. Kare prizmada köşe ayrıt çalıştık. Üçgen prizmada köşe ayrıt çalıştık. Fakat gördüğünüz gibi silindirde artık köşe ve ayrıtımız yok. İki tane dairesel düzgün yüzeyi vardır. Dış yüzeyi eğri yüzeydir. Kare de olabilir, dikdörtgen de olabilir. Açalım, görelim şimdi. Gördüğünüz gibi açıldığı zaman bu zaten sorularda en kolay yakalanan açılmış aşağıdakilerden hangisi silindirin açılmış halidir veya açılmış hali olarak gösterilen bu şekil hangi geometrik cisme aittir deyince yuvarlakları görür görmez en kolay yakaladığımız geometrik cisimlerden. Kapatalım tekrar. Peki. Koni'ye bakalım. Evet, parti şapkası. Ben hep öyle diyorum. Veya dondurma külahı. Koni. Bunu küreyle karıştırmayın bak. Geçen seneki bir deneme sınavında küreyle koniyi karıştıran arkadaşımız vardı yani. Hani koni. Karıştırmamamız gerekiyor. Tamam mı? Huni gibi düşünün böyle. Tamam. Bunu nasıl çizeriz çocuklar? Bunun da çizimini gösterelim. Deminki gibi bir daire çizdik. Tepeye bir nokta. İşte bize koni. Üçgen gibi duruyor değil mi? Üçgen gibi duruyor. Peki sizce bu arada hatırlayanlara soralım. Köşesi ve ayrıtı var mıydı bunun da? Köşesi ve ayrıtı var mıydı? Bakalım hatırladığınız cevap doğru mu? Evet. Bir düz yüzeyi, bir eğri yüzeyi var. Evet. Köşesi ve ayrıtı yok çocuklar. Alt tabanı dairesel düzgün bir yüzeydir. Dış yüzeyde eğri yüzeydir. Konuyu açtığımız zaman bize açılımı gördüğünüz gibi
Bu şekilde açılmıyor yani. Gördünüz mü? Bakın açalım, kapatalım. Açalım, kapatalım. Açılmıyor. Yani açılma şansı yok. Açıldı mı yırtılır. Anlatabildim mi? Evet. Küre. Küreyi çizelim. Nasıl çizeceğiz küreyi? İşte böyle çizeceğiz. Dört şeye çizebildiğimiz kadar bir çember çizeceğiz. İçine de böyle yapacağız, böyle yapacağız. Boyayacağız yani. Açılmıyor maalesef. Tamamen eğri bir yüzey. Bunu açtığımız zaman patlıyor. Tek başına eğri bir yüzeydir. Yine köşe ve ayrıtı yoktur. Dış yüzeyi eğri yüzeydir. Açılarak kağıda çizilemez. Tamam mı? Açılarak kağıda çizilemez. Bir saniye. Pardon çocuklar. Sesimi, kendi sesimi kapatmayacağım ama. Pardon. Bir saniye. Devam edelim biz buradan. Çalışmamızı da böylelikle bitirmiş olduk. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Mete düştü galiba. Mete düştü galiba. Alıyordu. Tamam. Buradan çıkıyoruz. Şu an için bu dersi bu şekilde sunum olarak yaptım. Şimdi matematik kitaplarınız yanınızdaysa, her gün söylemiştim geometrik cisimleri işleyeceğimizi. Dersi ben burada kapatmıyorum şu an. Tamam mı? Paylaşımımı kapatmıyorum. Şuradan şöyle yapayım. Matematik kitaplarınız yanınızda mı? Çocuklar bilmiyorum ama ders anlatmayacağım. Dersim bitti. Zaten son 10 dakika uyarısı geldi şimdi bana. Dersim bitti. Ben sürü şeyi kaydı durdurayım sadece. Kayıttan da hepinize hoşça kal diyeyim. Biz canlıdan devam edelim.